İki kişiyiz. 130 baş falan içerisi. Hani oğlaklar, kuzular, koyunlar. Benim için en büyük zevk oğlakları koşarken izlemek. İnanılmaz neşeli hayvanlar. Yani yaşama sevinci var hayvanın içerisinde. Neden keçi diyorsun ya? Evet. 1 kilo yem 6 lira. Evet. Ot ne veriyoruz abi biz? Yonca veriyorum. O da vermiyorum. Bak. Vermiyoruz. Koklatıyorum. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, yepyeni bir şehirli çoban programından daha herkese merhabalar. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemalli köyündeyiz. Evet. Gerçekten de şirin bir çiftin yanındayız. Çünkü bizim muhabbetimiz daha önce de dayanıyor. Hatta arkamızda görmüş olduğunuz Alpin oğlak bizim elimizde doğup da buralara gönderdiğimiz oğlaklardan ama sizinle birlikte küçük bir aile işletmesinin neler yapabildiğini veya nelere vakıf olduğunu görebileceğimiz bir ortam olacak. Tam da Çanakkale'de aslında tabiri caizse ceket giysek terleyeceğimiz, tişörtle dursak üşüyeceğimiz bir havadayız. İnşallah yoğun bir kış döneminden geçtik. Özellikle üretici, hayvancılık yapan üretici insanların zorlandığı bir kış oldu. Çünkü yem maliyetleri, işte evdeki hesabın çarşıya uymaması, bunlarla birlikte şimdi yine Leyla ablam ve Yusuf abimle de biz bunları konuşacağız. İlk önce onları bir tanıyalım. Abla merhabalar. Merhabalar. Ben sizi gıyaben tanıyorum ama gerçekten de bu daha detaylı bir tanışma olacak aslında benim için de. İnşallah. Çünkü program öncesinde ben hiçbir şey sormadım, etmedim, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte onları daha detaylı tanıyacağız. Abla ilk önce seninle başlayalım. İsmim Leyla. İstanbul'dan geldik aslında biz buraya. Evet. 42 yaşındayım bu arada. Maşallah. yaklaşık 25 yıl İstanbul'da muhasebecilik yaptıktan sonra böyle bir hayalimiz vardı eşimle beraber, Çanakkale'ye yerleşmek gibi. Çanakkale'yi tamamen gezdiğim, tatil Doğru yaptım. Doğru değilsiniz değil mi? Değiliz. İstanbulluyuz. Evet, İstanbulluyuz. Ben aslen Sinopluyum. Mikrofonu almışken ilk önce seninle o zaman abla rol çaldı. Çok sever. Şimdi şöyle bir şey. Burada patronize ve çobanla beraberiz. Evet. Ben çoban. Evet abi. Yusuf abimiz çoban. Neyse ilk önce çobanlar konuşsun abla. Ondan sonra patron. Emekçiler konuşsun. Evet. Evet Yusuf abi. Vallahi abi eşimin de dediği gibi hayalimiz hep buraya gelmek. Yani Çanakkale'de yaşamaktı. Allah nasip etti. Buraya geldik. Bu işi yapmaya başladık. Abi neden keçicilik peki? Yani sen İstanbul'da, bu arada ablam hani muhasebecilikten bahsetti. Senin İstanbul'daki görevin neydi? Ben iş adamlarıyla çalıştım. Yardımcılık ettim onlara. Ne itti sizi bu tarafa yani? Stres itti ya. Kalabalık itti. Bir de bu pandemi girince daha artık ne yapalım ki? Yani ne bileyim sabah 6'da kalk, akşam 9'da eve gel, yemek hazırla. Ye iç, yat, sabah aynı. Arayan bitmiyor, soran bitmiyor. Patronları zaten hani biliyor, duyuyoruz yani. Hani. Şimdi yanında patron var bari. Yani hani. Burada bari yapma abi. Hani burada da stresimiz var. Ama buradaki tek stresimiz kışla da kalıyor. Eve gittiğimizde hiçbir stres olmuyor yani. Rahatız eve gittiğimizde. Akşam yatağa yattığında hızlı uyumak kadar zevkli bir şey yok değil mi abi? Ben oradayken de hızlı uyuyordum ama hani burada daha hızlı uyuyorum. Sizi tebrik ediyorum. Hani gerçekten de aslında belki de aramızdaki sıcaklığın sebeplerinden birisi olur. Yani bir şeylerden vazgeçip yeni bir şeylere başlamak belki dünyada verebileceğimiz en zor kararlardan evet. Bir şey. Yani bana herkes diyor ya sen nasıl şey yapabildin? Hani böyle dönüş yapabildin? Hani böyle, abi bir yerden dönmemiz gerekiyordu. Kesinlikle. Ve döndük. Evet. Çünkü şehirde ya ben şunu da yapayım döneceğim derseniz eğer dönemiyorsunuz evet. Abi. Çünkü onu yaparken yani ona sahip olurken işte bir ev alayım da döneyim dediğinizde bir ev alırken abi başka bir şeyler almak kesinlikle. Da geliyor. Dönemiyorsunuz ama sizi de tebrik ederim burada. Ama buradaki en önemli dönüş şeylerinden, duygularından birisi bence Leyla ablamın buradaki önemi büyük. Çünkü o dönmeyeceğiz deseydi dönemezdiniz abi. Yok orası kesinlikle. Çünkü bu ikimiz için de geçerli ama. Bu işte yani sizin gibi küçük aile işletmesi... Bu ülkeyi ayakta tutacak. Biz her zaman bunları söylüyoruz. Yani bunun aksini iddia eden de yok zaten. Ama buradaki işte biz patron dedik ama gerçekten de bu kararı verebilecek yegane tabii ki. İnsan. Tabii ki. Yani tek başımıza neye karar verebiliriz ki? Daha önceden bir hayvancılık geçmişiniz var mıydı? Yok. Hiç asla. Hiç. Hayvanlarla hani aramız çok iyi. Hep hayvanımız var ama
İşte keçi alalım, sağalım, bakalım falan. Öyle bir şey yok. Nasıl başladı peki abi bu serüven? Ya dediğim gibi bu tarafa geldik. Hani ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Keçi yapalım dedik biz de. Uygun da. Hani... Keçi için mi bu tarafa geldiniz yoksa bu tarafa geldiniz? Burada yaşamak için geldik buraya. Keçi asla hayalimizde değildi. Yani böyle bir şey yoktu aklımızda. Geldik, hani etrafı izledik. Yapan arkadaşlarımız var. Biz de yapalım dedik yani. İşte 20 tane, 30 tane, 10 tane. Yapabilecek miyiz görelim dedik. Başladık, yapabiliyoruz. Ne güzel ya. Şükür olsun. Yapabiliyoruz demek güzel bir şey. Yani yapabiliyoruz yani. Ve kalabalığız, 2 kişiyiz. 130 baş falan içerisi. Yani oğlaklar, kuzular, koyunlar. Bir sıkıntımız yok. Şükür olsun. Ben yine sana geri döneceğim. Leyla ablamla bir patron şeyle bir sohbet edelim. Evet abla, muhasebecilikten evet. Gelen bir serüven. Bu işin neresindesin? Bu işletmenin neresindesin? Neresindeyim? Her yerindeyim aslında. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç hayvan bakmadım. Yani hiç küçük baş ya da büyük baş. Bir kere kanatlı hayvandan korkan biriydim ben. Şöyle söyleyeyim. Tavuklara yanaşamazdım. Küçükken horoz gagalamışlığı var benim. Öyle bir travmam vardı. Ya, ödüm kopuyor. Kuş beslemedim hayatımda yani. Sırf kanatlıdan korktuğum için. Ama bu arada benim bir köyüm de yok. Annemle babam çok küçük yaşta gelmişler İstanbul'a. Orada da hiç kimselere kalmamış. Hep köy hayatına bir şeyim vardı. Hani özeniyorum. İnsanlar yaz tatilinde ne yaptın? İşte köye gittim. İşte köyden erzak getirdiler. Yok peynir getirdiler. Duygularıma tercüman oluyorsun şu an. Bütün arkadaşlarım bu yaz ne yaptın? Köydeydik. Yani at bindik, eşek bindik bilmem ne. Mesela biz ne yaptık? İstanbul'da işte tatil ya da ne bileyim işte oyuncaklara bindik. Denize girdik falan. Tek şeyimiz var yani evet. Dediğin gibi denize girmekle ilgili şeyim yoktu. Ben sahil de yakın bir yerde oturuyordum. Bütün çocukluğum orada geçti. Babamla küçükken bizi hep götürürdü denize. Tek bildiğim bu. Başka bir şey yok. Sonra bir kendim tatil yaptığım zaman Çanakkale'ye gelmiştim. Hayatımda ilk defa Çanakkale'ye geldim. Benim böyle kendimi çok iyi hissettiğim, huzur bulduğum çok fazla yer olmaz. Ben böyle huzursuz biriydim. Muhasebeci olduğum için. Çanakkale'de böyle bir duyguya kapıldım. Boğaza bakarken. Burası ne kadar güzel bir yer dedim ya. Bu insan burada ölmez dedim, yaşlanmaz dedim yani. Sonra kendime bir hedef koydum. Bir gün mutlaka Çanakkale'ye gideceğim, oraya yerleşeceğim diye. Sonra işte eşimle ortak hayalimiz bu. Bunun için mücadele etmeye başladık. Hani oradan kendimize ufak da olsa bir yer alalım. Bir yerden, bir ucundan başlayalım diye. İşte ilk önce küçük bir zeytinlik aldık kendimize. Sonra Allah nasip etti, bir ev alabildik. Sonra o evi restore etmek için çalıştık. Sonra hepsi bitince dedik ki artık yeter. Çocuklarımız da büyüdü. Bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi çalışıyor üniversiteyle bitirdi işte. Siz kaç yaşında evlendiniz üniversiteye gidiyorsunuz? Ya biz çocuk yaşta evlenenlerden. Erken kalkıp yol alanlardan biz. Vallahi billahi. O yüzden erken istop ettik. Evet, o yüzden de dedik ki artık çocuklarımız da büyüdü. Sağ olsun onlar da Allah yollarını, bahtlarını açık etsin hepimizin çocuklarının. Maşallah. Onlar da bizi üzmediler. Kendi hayatlarına devam ediyorlar. Biz buraya geldik. Gelirken aslında dediği gibi Yusuf'un hiç aklımızda hayvancılık gibi bir şey yoktu. Ama bir şey yapman gerekiyor yani. Köyde boş durulmuyor değil mi? Yok. Ya ben mesela şehir hayatındaki insanlara, ya ben de bazen böyle bir hani kafamı dinleyesim geliyor aslında. Hani evde oturduğum süre boyunca bir şeyler sürekli dürtüyor. Ya hayvancılıktan gelme yani üretmeden gelme. Doğru. Artık her şeyi üretme gözüyle bakıyorsunuz. Artık her yere işte mesela biz eşimle birlikte de şey yapıyoruz. Böyle arabayla yolculuk esnasındayken ben şey diyorum. Ulan burada ne güzel keçi güdülür diyorum falan. Çünkü sen ne diyorsun evet, Allah'ın aşkına. Biz hepimiz öyle diyoruz ama yani yoldan geçerken. Üretme aşkı öyle. Herhalde bu böyle bir şey doğuruyor ki evde yani. Otururken de veya böyle ben şey görüyorum şimdi köpek görüyorum. Önce de aynı kadar tatlı şey derdim. Bunu da diyorum şunu çiftleştirsek iyi yavrusu çıkar falan filan olayına geçtik artık. Sonra bir şey yapmalıyız ne yapmalıyız diye düşünürken dedik ki hayvancılıkla uğraşalım. Hayvanları çok seven bir çiftiz biz ikimiz de. Ne güzel. Hep kedilerle, köpeklerle, işte kuşlarla da arası iyi. Ben korktuğum için çok aram iyi değil ama. Sonra işte tabii buradaki buranın kendi halkına sorduk ne yapılabilir diye. Çoğu keçi yapıyordu zaten. Biz de keçicilikle başladık bu işe. 21 tane anaçımız vardı başlarken. 13 tane de oğlağımız vardı. Öyle aldık yani öyle başladık.
Şimdi 100'ün üzerindeyiz. Maşallah. Sağ olsun bizim o 21 tane anaçımızla 13 tane çepişimiz bize 50'ye yakın oğlak verdiler. Çok değişik bir duyguydu benim için. Hayatımda sadece okumuş, okula gitmiş, defterle, kalemle, kağıtla, hesap makinesiyle mücadele etmiş biri olarak şu gördüğünüz hayvanı ben doğurttum. Yani benim için inanılmaz büyük bir tecrübe. Adı Leyloş değil mi? Evet, adı Leyloş. Onun yavrusunu. Onun yavrusunu çok küçük olduğu için yapamadı. Doğumu gerçekleştiremiyordu yani. Sıkıntıya düşmeye başlamıştı. Hayatımda hiç böyle bir şey deneyimim olmadı yani. İnsanı doğum yaparken görmemiş biriyim ben. Ama hep inanıyorum. Allah veriyor o şeyi size. Metaneti. Bir anda bir cesaret elime eldiveni geçirip ona yardım ettim ve doğdu. Mükemmel tecrübeler bunlar. Gönül ister ki tabii ki Atatürk'ün dediği gibi üreticileri kes ki herkes desteklese ama bizim başladığımız bu senede ülkenin ne yazık ki içinde bulunduğu durumdan dolayı bazı sıkıntılar var ama biz yine de yeni başladığımız şeyi, mücadeleyi bırakmamak için debeleniyoruz. İnşallah da bırakmayacağız, devam edeceğiz. Biz üretmenin mücadele etmek olduğu dönemde bu işe başlayanlardanız abi. Evet, evet. Ne yani yazık üretmek ki. Daha önceden neymiş? Üretmek hayata dair bir şey kazandırmak. İşte vatana, millete, milli servet olarak bir şeyler katabilmekmiş. Aynen. Ama biz üretmeyi sabretmek, tabii. Üretmeyi beklemek. Evet. Biz öyle bir dönemde başladık. Ama gerçekten de takdir ediyorum. İşte televizyon bizim gibi çok fazla küçük baş programı yapan hocalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Orada ben bazen bir şeyleri duyunca aslında canım sıkılıyor. Bilmeyen bu işe girmesin diye. Hadi ben manyaktım da bu işte başarılı oldum ama burada en güzel örneğinden birisi burada işte Leyla ablayla Yusuf abinin örnekleri. Bilmiyordunuz ama istediniz. Ben her zaman buna inanıyorum abla. Kesinlikle. Bizim isteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ama yeter ki o istemek, o metaneti de getiren istemek aslında. Tabii ki. Yani hiç kimseye böyle istemediği bir şeyi metanet de olsa para da verseniz yaptıramazsınız. Kesinlikle. Bunda hemfikiriz. Evet, kesinlikle. Ve bu iş parası için yapılacak bir iş değil. Değil. Kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Ben bu kadar harcadığım emeğin çeyreğini harcayarak çok daha fazla paralar kazandım İstanbul'da yani. Ben şu an halihazırdaki işimi bırakmasaydım çok daha fazla para geçerdi elime. Ama yorulmuştum artık. Bir de annemi kaybettim ben 3 yıl önce. Allah rahmet eylesin. Amin cümlemizinkine. Annemi kaybettikten sonra benim hayata bakışım değişti. Dedim ki daha ne kadar yaşayacağımızı, ne kadar sağlıklı kalacağımızı bilmiyoruz. Büyüdük diyebilir miyiz abla? Evet. Ne yazık ki annemi kaybedince büyüdük. Anne varken çocuklar hep çocuk kalıyormuş. Onu anladım ben. Annemi kaybedince büyüdüm. Dedim ki artık niye çekeceğim ki dedim ya. Bu İstanbul'un çilesini, bu kadar insanın kahrını, bu kalabalığı. İstemiyorum yani. Şu an mesela görüyorum diyorum ki bugün sabah kahvaltı ederken söyledim eşime. Dedim ki gerçekten helal olsun dedim ya. Biz çok doğru zamanda gelmişiz dedim yani. İstanbul'dan kaçışımız çok doğru bir zamanlama olmuş. Şu an orada olsak ne yapardık? O kalabalıkla nasıl uğraşırdık bilmiyorum. Geç ya. Gördüğünüz gibi. Teli açtı değil mi? Var yok evet, yani. Evet, açtı ve gitti oraya. Bir keçi toplama operasyonundan sonra. Evet. Tam da keçilerden bahsediyorduk değil mi abi? Tam çok akıllı hayvanlar diye. Ne var abi ya? Orada tel var değil mi abi? Tel var, direkt var. Ama açıyor abi. Yeter ki istesin ya. Değil İstesin mi? Yani çıkmak istesin. Belki de abi seni keçiye gönderen kendine yakınlı olabilir mi? Olabilir. He? Yeter olabilir. Ki istesin ya. Benim hiçbir hayvanım rahat durmuyor. Bak hiçbir hayvan. Kuzu var içeride keçi sanıyor kendini. Gerçek söylüyorum. Keçiyle oğlakla büyüdü. Kuzu mu keçi? Oğlak mı kuzu belli değil yani. En basitinden orada bir balya yonca açtı. Bu geldi yine burada. Ayrılmaz. Çok değişik hayvanlar abi. Yani hepsinin bir de bir şeyi var. Kendine has bir özelliği var hayvanın yani. Ayrı ayrı. Abi böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok. Bizim Duru'nun da vardı böyle hayvanları. Bir o da isim veriyordu. Baba elleme onu diyordu. Bilmem ne. Bizim de var. Çoğunun aşağı yukarı yarısına yakın ismi vardır yani. Şimdi biz bugün burada küçük bir aile işletmesiyiz ama ben Leyla ablanın muhasebeci olduğunu bilmiyordum. Hatta belki dikkat ederler etmezler. İlk defa elimde bir kartla çıktım. Çünkü biz bugün abi aslında son zamanlarda günümüzde süt keçiciliğinin nasıl bir hale geldiğini evet. Göstermek istiyorum. Çünkü işte süt fiyatlarını, maliyetleri bilmem neleri
ya herkes biliyor ama bilmek işlerine gelmiyor. Ben bunu yöneticiler açısından ve mandıralara da yine belki iş düşüyor ama onlara da çok fazla bir şey diyemiyorum. Onlar da çünkü tamamen işletmelerini para kazanmak üzerine kurmuşlar. Yani onlar ne kadar ucuz buldular o kadar kârdalar. Ama burada önemli olan birincisi STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına. İşte bu damızlık birlikleri olabilir veya işte benim sütlerle ilgili süt toplayıcıları birlikleri olabilir. Bunların bence bu işlere çok fazla müdahil olmak istememelerinden kaynaklı. Aslında Çanakkale'de süt keçisi üreticisi tamamen eziliyor. Evet. Bunu birazcık daha böyle rakamlarla önüne dökebileceğimiz bir muhasebeci ve çoban bir insanın yanında. Çünkü niye biliyor musun abla? Şimdi çoban anlatıyor. Ya diyor çoban diyor 2 kere 2'yi 4 yapar mı yapmaz mı nereden bilsin diyor. Çoban ya diyor aşağılanıyor bak. Veya da işte çobana telefon soruyorlar. Ne bileyim işte çobana bilmem ne. Çünkü çoban hiçbir şey bilmez. Hiçbir şey hak etmez. Tamam mı? Çobanın varsa yoksa sabah hayvanla kalkar, hayvanla yatar. Evet biz de belki şans ama biz bir de muhasebeci aldık bugünkü programımıza. Biz günlük hayvanlara ortalama ne kadarlık bir kesif yem veriyoruz, süt yemi veriyoruz? Valla günlük şu an 1 kilo veriyorum. Kelle başı birer kilo veriyoruz. Evet. Gönül isterdi ki 2 verebilmek. 1 kilo. Tabii bu maddi olanaksızlıklardan dolayı biz bu işi yapıyoruz. Yani bununla utanacak kocunacak hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ben bugün bir üreticiyim. Ben bile yemlerden kıstım artık abla. Yani biz böyle geliyoruz da buraya. Hani tencere dibin kara, seninki benden kara mevzusu gibi. Hani ben de aynı yolu şey yapıyorum. Çünkü neden? Yani maliyetlere yetişemiyoruz artık. Bir kilo süt yeminin şeyi nedir abi? Veya bir çuval yemin fiyatı nedir bugün? Süt yemi ne kadardan alıyorsun burada? Şu an 295-300 lira abi. Bir kilo yem 6 lira. Evet. Doğru mudur? Doğru. Ot ne veriyoruz abi biz? Yonca veriyorum. O da vermiyorum. Şu an bak, vermiyoruz. Koklatıyorum. Evet. 15 gündür ilk defa yoncayı görüyor. Hayvanlar bu gerçek kadar söylüyorum. Etrafımızda. Abi üstüne koy 60 daha nasıl ödeyeceğiz? Yani nasıl çıkacağız işin içinden? Yoncanın balyası ne kadar abi? Şu an 60 lira yarısı ot. Yani ben sezonda almıştım. Hala aynı yoncayı kullanıyorum. 25 kilo var mı? 22-23 kilo falan yani. 20 kilo dediysek 3 lira da yonca abi. Sağımı makineyle yapıyoruz. Makineyle yapıyorum, jeneratörle. Jeneratörle. Zaten bizim belimizi büken jeneratör. Jeneratör. Ne kadar abi aylık maliyeti? Abi şöyle söyleyeyim, geçen gün ölçtük. 15 güne 700 lira benzin yedik. Yani sabah 35 dakika, akşam 35 dakika çalışıyor. Çok fazla çalışmıyor jeneratör. Kaç hayvan sağıyoruz abi? 30 hayvan sağıyor. Günde 30 hayvan sağıyorsun. 300 lira desen hayvan başı 10 lirada aylık elektrik parası yazdık. Evet. Ki geçiyor bunu. Yani geçiyor yani rahat. Aylık 10 lira 33 kuruşta şeye gelir. 0.33'te elektriğe gelir abi. Diğer giderlerimizde mesela veteriner giderlerimiz falan onları hiç öyle bir hesaplama şansınız oldu mu? Yok. Şöyle. Hiç hesaplamıyorum bile. Yani onlar arkadaşlarımız ama yine de çoğu şeyde bize sağ olsunlar destek oluyorlar. Zaten öğretiyor da sen yaparsın. Onlar sayesinde yürüyoruz aslında abla. Biraz. Veterinerleri katmıyorum abi. Yem, ot, saman veriyor muyuz? Saman vermiyorum. Bunların dışında verdiğin bir şey var mı? Mısır veriyorum, arpa veriyorum. Yani veriyorum bu bunları. Bu 1 kilo yemin dışında mı veriyorsun? Dışında. Onlardan ne kadar veriyorsun abi? Abi onu kafama göre veriyorum. Yani üzülüyorum hayvana yani. Gerçek söylüyorum. Üzülüyorum hayvana. Sağımda yani her sağımda 200'er gram veriyorum aşağı yukarı hayvan başına. 200, arpayı. Sabah akşam 400 gram yiyor doğru mu? Yiyor. Mısır? Mısır, arpa ile mısırı yer değiştiriyorum. Tamam 400 yani gram arpa, ikisi. Bir öğün mısır bugün yapıyorum. Bir 6 lira oldu o da. Evet ya 5.5'a almıştım. 400 gram deseniz 2.2 de o gelir abi. Abi günlük yem 8.20. Kesef yem olarak söylüyorum. Evet. Ot 3 lira geliyor abi. Et de 11.20. 0.33'te şeye girdik. Hadi 0.30 girelim elektrik. 11.5. Biz diğer giderleri katmıyorum. Katmıyoruz. Sadece yem giderleri 13.5 TL. Bir hayvandan ortalama kaç litre süt alıyoruz abi?
2-2,5 alıyorum. 2 kilo ortalama desek abi, sütün litresi 6.25'e geliyor değil mi abi? Evet. Evet. Tam da zurnanın zort dediği yere geldik. Muhasebeciye bingo soru geliyor. Sütü kaça döküyorsun abi? 4.70'e döküyoruz. 6.25'e mal ettiğimizi 4.75'e dökersek ne olur abla? Umut ediyoruz. İsyen çıkıyor akşam. Muhasebe yapıyorsun zaten, hani çok uzağa gitmeye gerek yok. Bilmediğinde bir iş yapıyorsun. Ekstra bizim böyle bir şeyimiz de var. Daha önce yapmadığımız da bir iş yapıyoruz. Zarar. Ben sadece şöyle bakıyorum ama olaya. Ben bütün meslek hayatım boyunca buna yakinen şahit olmuş biriyim. Hiçbir işletme, yeni açılmış işletme, ilk yılında kar etmeyi bir hedeflemez. Zarar eder. Kesin %100 zarar yazar zaten. Eğer kar etmişse kar marjı çok yüksektir yani. Burası yeni bir işletme. Kar etmeyi beklemiyorduk. Bizim için hayvanı kaybetmemiş olmamız, doğan oğlakları kaybetmememiş olmamız, hepsinin sağlıklı olması bana göre kazanç. Şu an böyle bakıyorum ne yazık ki. Ama dediğin çok doğru ve ben burada ne yazık ki burada çok acı bir şey yaşadım bununla alakalı. 4.70'e mandıraya döktüğünüz sütü sizden başkaları da isteyebiliyor. Yani perakende olarak da talep edebiliyorlar. Ve ben 6.25'e mal ettim. Dedim ki 7 liradan veririm dedim. Yani üzerine 10 lira falan demedim ki. İstanbul'da 30 liraya satıyorlar aynen keçi öyle sütünün litresini. Ve ben 7 lira dedim diye benden almadılar bunu. Ama olur mu öyle ya? 4.70 oraya döküyorsun, bize de 5 lira de ya. Ya değil işte mi? Böyle bakıyorlar. Ben zarar ettiğim için bari oraya satarken zarar etmeyeyim. Hani bir yerinden tutunabileyim, kazanabileyim satacağım diye. Satacağım 3 litre yani kazanacağım 3 şey litre. 3 lira değil mi? Yani ben mandıraya döküyorum 4.70'e, mandıraya döktüğüm sütün aynısını sana vermem mümkün olabilir mi? Alır mısın o kadar sütü yani? Üreticiyi korumazsanız biz zaten savaşın bir kısmını kaybediyoruz. Tabii ki. Evet, şimdi biraz önce hesabı yaptık. 6.25'e mal ettiğimiz sütü 4.75'e mandıraya döküyoruz. Ki iyileştirilmiş bir rakam 4.75'te. 4.5 açıklandı diye hatırlıyorum. Evet. 25 kuruş daha iyileştirilmiş. Allah razı olsun. Şimdi bunu açıklayan zihniyet neye dayanarak açıkladı, bunu bir yazalım. Yani neye dayandı? Yani iş bilmiyor diyeceğim de hepsinin aslında bir sürüsü falan var diye biliyorum yani. Bunları açıklayan zihniyetin bir yerlerden en azından birilerine soruyorlar. Ya bunu kaça mal ediyorsun, kaça yapıyor? Evet, biz hep şikayet ediyoruz. Ben çözüm önerisini şöyle sunuyorum. Yemle süt parametresini yapın. Süte zam geliyor, yeme zam geliyorsa süte de zam gelsin. Evet. Şimdi biz sütü 4.75'ten satıyoruz, zarar yazdık. Evet. Peyniri ne kadardan satıyoruz veya ne kadardan satmayı planlıyoruz? 75, zaten bizim de kendimizce verdiğimiz şey buydu. 75 idealdi bana göre. Evet. Peyniri 70-75 liradan satmayı düşünüyoruz demiştik. Evet. Biz bu dönemde kaç litre sütten peynir çıkarıyoruz abi? 7-8 litreleri buluyor mu? Buluyor. Yaş yediğinden dolayı evet. 7-8 litre. Bugün 6.25 çarpı 8 yaptığımız zaman 50 lira maliyeti oluyor abi peynirin. Evet. Sadece peynirin maliyeti. Evet. Değil mi? Bidonu kaç paradan alıyorsunuz abla? Vallahi yine 8-10 liradan aşağı değil diye. En son 6'ya aldık ama şu an bilmiyoruz yani. Aldığımızda dün akşam oldu. Dün akşam sezon petrole yani. Zam geldi. Ona da zam gelmiştir. Yani. Abi 8 lira diyelim biz. Önemli değil. Rahat vardır. İçine kattığın tuzu mayayı yazmıyorum. 58 lira bugün onun bulaşığı da yazmıyorum abla. Onlar ufak tefek şeyler. Biz çok zengin bir ülkeyiz. Evet. Onlar önemli. 58 lira maliyeti olan bir şeyi siz 70 liradan satmayı düşünüyorsunuz. Evet. Ve pahalı diyorlar. Bidonunda 12 lira, şey kilosunda 12 lira kazanıyorsunuz. Evet. O da... Ve siz pahalı oluyor bu. Evet. Değil mi? Bunu da çok kazanmıyoruz güzel. Aslında. Kargosu var. Yani götür, getir. Ya bak abi oraları yazmıyorum. Aslında bakın bütün bu bunların hepsinin üstünü çiziyoruz. Emek nerede? Tabii canım. Emek yok. Bak hepsini çizdim. Yemi çizdim. Ondan sonra paşam geldi. Yemi çizdim. Ulaşımı çizdim. Ondan sonra ne bileyim peynir maliyetlerini çizdim. Veterinerlik giderlerini çizdim. Çizdim. Hepsini çizdim. Üstünü çizdim. Emek nerede abi? Ya bunun karşılığı yok. Biz şöyle düşünüyoruz emeği. Akşam iş bittiğinde işte bir iki hayvan yanımıza gelip kendini sevdirdiğinde ya da izlediğimizde onunla yetiniyoruz. Benim için en büyük zevk oğlakları koşarken izlemek.
Ben karnları doyduktan sonra. Ben çocukları çok severim. Küçük olan hepsini çok seviyorum yani. Oğlaklar da öyle. İnanılmaz neşeli hayvanlar. Yani yaşama sevinci var hayvanın içerisinde. Neden keçi diyorsun ya? Evet. Keçi yaşama sevinci olan bir hayvan yani. Ona baktığın zaman ne olursa olsun istediğini yapıyor yani. Ve bir şekilde keyif almıyor ya da yiyecek bir şey bulmayı beceriyor. Sen de onu gülerek izliyorsun yani. Gerçekten çok... Keçiyi sevdiren oğlağı. Kesinlikle ya. Kuzu da öyle. Mesela normal şartlarda baktığınız zaman herkes sevimli olanı kuzu bilir. Aa kuzu gibi, aa kuzular muzular falan der ama kesinlikle kuzu ve koyunlarla ilgili fikirlerimi anlatmayacağım şimdi burada. Oğlak bambaşka bir hayvan. Gerçekten bambaşka bir hayvan yani. Benim için çok büyük bir keyif o. Ben yapabildim diyorsun ya. Bir de bu var. Yapabildim evet, yani. Özgüveni artırıyorsunuz. Kesinlikle. Ben bunu yapabildim. Hayatımda bir keçi memesine dokunmamış ben. Tavuktan ölesiye korkan ben. Şimdi tavuklarımın yumurtalarını nereye yumurtladığını bulmak için arkalarında geziyorum. Ve Yusuf hep güler, bir tane tavuğumuz var. Omzumda geziyor benim. Yani bunu yapabilmek, bunu başarabilmek çok çok güzel bir duygu. Bunlar güzel şeyler ama bunlar aslında biz parayı kazandıktan sonraki yaşayacağımız duygular olması evet, lazım. Yani ben şunu söylüyorum. Üretici, ben peynir mi yapayım? Ben yoğurt mu yapayım? Bunlar üretici için fantezi olan şeyler olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben malımı her türlü değerlendiririm kardeşim. Eş dost için yapmam gerekiyor benim bunları yani. Gibi. Veya ben malımı ya mandıraya da döksem para kazanıyorum. Ben bugün peynir yapmayı deneyeceğim. Daha fazla para kazanacağım. Yani. Veya ne bileyim ben yoğurdu deneyeceğim. Bak şuradan da şu sipariş var. Ben yoğurdu denemem lazım. Ama biz parayı kazandıktan sonra bunlar dediğim gibi fantezi tabii, boyutunda olması lazım. Ama şimdi biz burada hayvanı yaparken muhasebe yapıyoruz. İşin veterinerlik kısmında hastalıklarla mücadelede maliyetleri düşünüyoruz. Yem maliyetleri tavan olmuş. Ben bu hayvana bir kilodan mı yedirsem, 1,5 kilo mu yedirsem daha fazla verimli kalır mı? Bunu düşünüyoruz. Bu hayvanları her gün aynı yere götürmeyeyim. Menalarımız artık kısıtlandı. Evet. Bugün şuraya götüreyim. Falanca orada mıdır, bilmem ne midir? Bunları düşünüyoruz. Bütün bunların yanında geliyoruz, zarar yazıyoruz. Ki zararı tamamen rakamlarla olan yere zarar yazıyoruz. Bence bizim en büyük zararımız emek zararı. Tabii canım. Evet. Yani sen biraz önce işte konuşmamızın başında dedin ya, ben buradaki çalıştığımın yarısı kadar çalışsaydım şehir hayatında çok daha fazla paralar kazanabilirdim diye. Kesinlikle. Hemfikiriz. Sende de öyledir. Hani işte bugün çalıştığın yerlerde ben her zaman söylüyorum. Biz sabah saat 8.30'da mı 9'da mı toplantıya girelim kavgası yapıyorduk. Uyanamıyordum. Aynen. Ama şimdi hadi 7'den sonra bir gel de hayvanların evet, meylemesini bir gör. Aynen. Tabii kesinlikle tabii. Öyle. Açlar. Veya akşam işte doğum zamanında sizle de görüşüyoruz ediyoruz. Doğum zamanında hadi gece gidip de bir kontrol etme de bir göreyim. Tabii ki tabii. Kar var, kış var, kıyamet var. Sen yine ahırına girip hayvanlar ne yapıyor diye bakmak zorundasın. Kesinlikle. Yeni doğan hayvan üşüyor mu diye düşünmek zorundasın. Kaç tane hayvan eve götürdüm ben? Kaç tane oğla? Bütün bunların yanında abla biz zarar ediyoruz. Bir de emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kesinlikle. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. 50 liraya mal ettiğimiz peyniri ben 70 liraya satıyorum. İşletmem para kazanıyor. Ama emek sen şimdi sen yapmasan bunu bir çoban yapacak. Tabii. Çoban maliyetini de katalım o zaman onun üzerine. Yani. O zaman külliye zarara gireceğiz. Tabii ki tabii ki. Onlara girmiyoruz bile. Hem sermaye bağlıyorsun hem emek bağlıyorsun. Senin iki türlü kazanman lazım. Yani. Bir türlü kazansak da razıyız. Ya onunla hemfikiriz. Yani. Ama biz daha bu hesapları bile yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz ne yazık ki. Yapacak oynayacak yerimiz kalmadı. Dönmeye çalışıyoruz işte. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz ama bir şey olması gerekiyor. Sevgili yetkililer. Bir şey olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela büyükbaş yani inek sütüyle bir şekilde uğraşan insanları küçümsemek ya da onlar gibi hani kötü bir amaçla söylemeyeceğim bunu ama yani ben bir inekten aldığı sütü kaç tane keçiden alıyorum? Ama inekten daha ucuza satıyorsun evet, veya kafa kafaya mesela satıyorsun. Mesela bu kadar olayın içerisinde bu en çok bu gücüme gitmişti benim. Ya böyle bir şey. Hani bunun mantığını bilmiyorum, bu işi bilmiyorum. Hiç kimsenin bilmediğini düşünelim. Birine anlat deseniz, hani bir inekten 25-30 litre süt alan insanlar var. Evet. Ben 30 litre sütü 10 tane hayvandan alıyorum. Belki ondan fazla hayvandan alıyorum ve onun litresine daha fazla para veriyorsun. Burada bir saçmalık, burada bir tuhaflık olduğunu anlamak için alim olmaya gerek yok zaten.
yani anlamak istemiyorlar belki. Evet. Bence de. Biz en son yem aldığımız zaman toplu almıştık yemimizi. Şubat'ta mı aldık? Şubat'ta falan almıştık. 145 liraya almıştım ya. Şu an 300 liraya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Nisan'dayız yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yıllardır bu mesleğin içerisindeyim, işin içerisindeyim. Bütün kar marjlarıymış, onlarmış, bunlarmış. Enflasyon oranlarıymış. Yani bunların hepsini bilen biriyim ben. Bu nasıl bir zam? Bu nasıl bir yüzdelik bir dilim yani? İnanamıyorum. Böyle kal geliyor bana. İşte Yusuf da diyor ki bu jeneratörle ne yapacağız? İşte görmüyor musun? Söyleniyoruz işte kendi kendinize. Kavga ediyorsunuz kimse olmayınca. Eskiden müdürdün, yanındaki insanlar yanlış yaptığında onlara bağırıyordun. Şimdi ikiniz kalınca ikiniz birbirinize bağırıyorsunuz. Dedim ki vallahi kusura bakma hiç hesap edemedim. 7 lira olan bir benzinin 22 lira olabileceğini. Hiç bunu öngöremedim. Kusura bakma dedim yani. Benim son zamanlarda en çok zoruma giden olay. Geçen gün Tokat'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çiftçiyle yapmış olduğu sohbet. Ya buradan Tokat'tan bizi izleyenler ve o çiftçileri tanıyanlar varsa siz nasıl zarar etmiyorsunuz ya? Değil mi? Bence de. Nasıl zarar etmiyorsunuz? Orada gönül rahatlığıyla bu ülkedeki bütün çiftçilik yapan, üreticilik yapan, hayvancılık yapan insanların kanına girdiniz ya. Yani. Ya onların gerçekten de günahına girdiniz ya. Yani kalkıp orada evet katkı sağlamışlardır. Ben buna bir şey demiyorum. Birkaç projeye katılım sağlayıp işte köyümüze geri dönelim projesinden bahsettiler. Bilmem ne dediler, şunu dediler, bunu dediler. Oralardan hayvan almış olabilirsiniz. Ama bu oradan hayvan aldığınız diye sizin şakşakçılık yapacağınız anlamına gelmiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanım böyle ya tamam 15'ten 50'ye de çıkarmışsındır al işte burada da iki tane çift var. Biraz önce konuştuk 23'ten 100 küsürlere çıktık tamam çıkarıldı ama zarar ediyoruz. Evet. Zarardan kurtulamıyoruz. Zarar ediyoruz. Sürümden de kazanamıyoruz. Bunun başka öyle bir şey açıklaması yok, yani. Yok. Zarar. Zarar yazıyor. Yani birisi de çıkıp da gönül rahatlığıyla böyle diyemiyor mu? Ya kardeşim tamam Allah razı olsun sizin sayenizde ben 20 tane hayvan aldım. Evet kredi devletten bir kredi çekilmiştir. Bir hibe programına dahil olmuştur. Ben bunlara şey yapmıyorum. Allah razı olsun yani emeğe geçen birisi varsa hibe programında. Çiftçiye bir tane hayvan bir kilo arpa kazandıran varsa Allah bin kattan razı olsun. Ama elimizdeki hayvanlardan artık işte yemden bahsettik, ottan bahsettik, elektrikten bahsettik bilmem ne zarar ediyoruz. Ve biz üreticiler olarak zarar ettiğimiz bir şeyi çeyrek altın gibi zarrafa gidip bozdurabilme şansımız yok. Şimdi birazdan ona da geleceğiz. İşte son dönemde en meşhur olan olaylardan birisi karnında oğlaklı, kuzulu veya ne bileyim buzağlı hayvanların kesime gitmesi. İnsanlar zarar etmeyi göz önünde bulundurup artık hayvanlar da zarar veriyor. Çünkü bizim seneye artık seneye oğlak doğuracak keçilerimiz kesiliyor. Evet. Seneye kuzu doğuracak koyunlarımız kesiliyor. Seneye işte ya bunlar yiyeceğimiz hayvanların anaçları kesiliyor artık. Biraz önce keçiden bahsetmiştin. Kesime gitti diye. Evet. Bir keçin ne kadar şey yaptı abi? Ette şu anda ne kadar şeyimiz oldu? TL olarak. Evet. Vallahi 1860 lira para topladı bir keçi. 1860 lira keçiden para kazandık. Ne kaybettik? Keçiyi kaybettik. Seneye doğuracak olan keçi gitti. Oğlağı kaybettik. Emeğimizi kaybettik. 1860 lira dediğimiz şey 320 kilo yem. 320 kilo yem de senin burada abi 5 günlük, 6 günlük. 6 günlük bilemedin 7 günlük yani. 10 günlük olsun. 10 günlük yemin. Sen 10 günlük yemi hayvanın önüne döküyorsun ve 10 günde bir keçi kaybediyorsun. Evet. Böyle yapsak keçi kalmayacak. Gerçekten ne isteniyor? Ben artık bununla şüphe eder oldum. Yani birileri bence küçük aile işletmelerini bitirmek istiyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Ben de öyle tamamen düşünüyorum. Öyle düşünüyoruz. Bak ya. Şu an hislerime tercüman oldum. Sen baştan beridir benim hislerime tercüman oluyorsun abi. Ya gerçekten de birileri 30, 40, 50, 100 evet. tane hayvanı olanlar bu işi yapmasınlar. Kesinlikle. Biz bu işi fabrikasyona çevirelim. Böyle düşünüyor. Ben tamam de böyle olduğunu düşünüyorum. Buna ondan sonra fabrikalar hibeler verelim, destekler verelim, bilmem neler verelim. Senin ne işin var hayvancılıkla? Otur evinde. Ondan ya da sonra git bir yerde çalış diyor. Bu insanlar 2 sene çalışsınlar. 3. sene baktısınlar para kazanamıyoruz biz kapatıyoruz desinler. Evet. Birileri gitsin birileri gelsin. Çarkı dönsün ama bizimki dönmesin. Evet. Başkalarının çarkı dönsün. Başkalarının paraları cepleri dolsun ama biz kazanamayalım. Böyle. Sen kazanamıyorsun şimdi. Allah bağışlasın çocukların bir şekilde kendilerini kurtarmışlar diyelim artık. Ama benim 5 yaşında Duru var. Şimdi Duru 2 gün sonra benden örnek veriyorum. Baba arkadaşım tabletini değiştirmiş. Ben de değiştirmek istiyorum dediğinde. Bana bak.
Tabii. Ben bunu değiştiremezsem Duru'nun beyin yani bilinç altında şu kalacak. Babam keçicilikten para kazanamıyor. Evet. Hadi Duru'ya hayvancılık yaptıralım. Yani tabii ki canım. Hadi Duru'yu köyde tutalım. Ne oldu? Hani şehirden köye dönüşleri hızlandırmamız lazımdı. Nasıl döndüreceğim? Para yok. Kazanacak. Yani pazar yok. Ya nasıl para kazanacak? Ya sen köydeki adamı tutamıyorsun ki. Tabii ki. Tabii. Onlar köydeki kaçıyorlar. Genç durmuyor. Tabii. Ya bakmayın siz böyle örnekleri bizim gibi. Ya biz devede kulağız. Tabii ki. Kesinlikle. Çok özür dilerim. Biz manyağız. Hani şehir hayatını bıraktık köye döndük. Bize öyle diyorlar. Bize öyle diyorlar zaten. Çok duydum da o yüzden rahat söylüyorum. Yani bize öyle diyorlar. Ya sen manyak mısın diyorlar ya. Bırakılır mı bilmem ne olur mu. Çok duydum bunu. Çok rahatlıkla konuşuyorum. Samimiyetinize inanıyorum. Biz manyağız döndük ama siz döndüremezsiniz. Evet. Tabii ki. Ya buradaki insanlar da sizin desteklemelerinizle dönmüş falan değil. Hayattan bıkmışlar da o yüzden dönmüşler. Kesinlikle. Biz kendi emeğimizle yaptık. Hiçbir destek, devlet desteği, bir hile, bir program. Ne zaman döndürebilirsiniz? Köydeki adam ulan ben 5000 lira burada kazanacağım ama köyüme dönerim. Uğraşırım ama 10.000 lira kazanırım hesabını yaptığı an. Tabii ki. Şehirde adam tutamazsınız. Yani. Şimdi böyle bir şey yok burada. Bırakın zarar yazmasa sevineceğiz yani. Gelirken öyle demiştik biz. Bir asgari ücret evimize girecek kadar para kazansak en kötü senaryomuz buydu yani. Bizim için yeterliydi. Bırak asgari ücret kazanmayı zarar ediyor şu an. Cebimizden yiyoruz yani. Var olan hazırdaki paramızı tüketiyoruz şu an. Niye? Tabii ki yani diyorum ki mesela ben sadece hani şöyle bakıyorum olaya. Diyorum ki ben kestim hayvanı, o kesti, o kesti, o kesti. Bu sefer ne olacak? Azalacak. Süt, keçi sütü aranan bir şey olacak. Tekrar bir talep olacak. Arz talep mevzusu bu zaten. Ondan sonra büyük fabrikasyon tarzı ahırlar açılacak. Evet, aynen. Ben de diyorum ki biz de dayanabildiğimiz kadar dayanalım. Hani fabrika falan öyle hayallerimiz, öyle isteklerimiz de yok zaten de. Bir hayal de değil benim için fabrika açmak da. Yani o zamana kadar dayanabilirsek dayanacağız. Sonra yine biz de bir şekilde çarkımızı döndürürüz diye. Ama bir çözüm diye. Var. Hiç kimsenin bilmediği bir çözüm. Neymiş o? İthalat yaparız. Tabii Uruguay'dan değil mi? Neyse. Yani. Abi hiç karıştırma sen yani. Boşver. Herkes her şeyi çok o kadar rahat biliyor ki. Ben... Ya bak ben yine aynı şeyi söylüyorum ya. Ben üreticiyim ya. Ben yemin ediyorum Türk bayrağının daha fazla sallanması için, daha fazla dalgalanması için... Uğraşan yemin ediyorum bir üreticiyim ya. Vallahi de billahi de. Tabii hani canım, karnımı hepimiz. Doyurayım. Çocuğumun geleceğini hazırlayayım. Yemin ediyorum başka bir hayalim yok. Yok hepimiz için geçerli bu. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Ben hatırlıyorum küçüktüm. İlkokula, ortaokula gidiyorum yani. Yurt dışından gelen hayvanlardan dolayı bu ülke ne hastalıklarla mücadele etti. İnsanlara yok şarbonlar, yok deli danalar, onlar, bunlar. Bir sürü ben onların hastalık... hepsinin yalan olduğunu düşünmeye başladım son zamanlarda. Kuş gribi, tamam mı? Ondan sonra işte tavukları telef ettik, bilmem neler oldu. Tavukçuluk sektörü battı. Evet. Veya ne bileyim deli dana dedik, büyükbaş hayvanlar kesime tabii, gittiler, tabii, bilmem ne oldu. Yaşandı. Ben yemin ediyorum şu anda içinde bulunduğumuz pozisyonda artık onların da hikaye olduğunu düşünmeye başladım yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok büyük yani bizim için. Benim için sohbet tadında bir programdı. Bizim için de. Bu sohbeti de Furkan orada görüntüledi. Evet. İnşallah bizi izleyenler de... Eyloş da oturdu kemirdi. O zaten öyle. Keçiler kaçtı. Evet. Yani bir programda olması gereken her şey oldu. Evet. Abla son cümlelerini alalım senin de. Çok teşekkür ederim öncelikle evet. Geldiğin için. Seninle... Görüşüyorduk ama yüz yüze de görüşmek nasip oldu. Çok sağ ol bize böyle bir imkan sağladığın için. Umudumuz hala var. Umut hep var. Umut olmadan insan yok. Ben çiftçiye gerekli değerin verileceğine, bir şeylerin tekrardan görüleceğine canı gönülden inanıyorum. Üretmeden kurtulamayacağımıza da herkese buradan bir kere daha söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yusuf abim, canım benim çoban baban dedim ama hakkını helal ederdin. Çoban zaten. DNA'mı alayım lütfen ha. Yani. Abi senin de son sözlerini alalım. Ben de çok teşekkür ederim. Bize bu şeyi verdiğin için, gösterdiğin için bize. Ya üretmeye çalışıyoruz ama isteriz ki çok daha fazla, hani kar olmasın çok daha fazla üretelim. Kar önemli değil. 100 yapacağımıza 200 tane, yapalım. 200 tane yapalım. Evet. 100 kilo süt dökeceğimize 250 kilo dökelim. Aynı fiyattan dökelim. Zam gelmesin. Ama zarar etmeyelim. Birileri yesin ne bileyim.
özensin ya da insanlar. Biz de gidelim yapalım. Biz de 10 tane yapalım. Ama biz burada zarar ediyoruz diye haykırdıkça buraya kimse gelmeyecek ki. Yarın ne yiyeceğiz? Çok doğru o sözü. Yani biz zarar ediyoruz diye bağırdıkça sizin o köye dönüş planlarınızın hepsi iptal olacak. Ya ben biz şimdi geldik hani kapatıyoruz ama yayını. Biz şimdi geldik işte İstanbul'da bir sürü arkadaşımız var. Hepsinin gözü üstümüzde. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Biz zarar ediyoruz dedikçe onlar da ürküyor. Mesela biz de gelsek 10 tane hayvan yapsak, işte 5 tane yapsak sakın gelme böyle diyorum durum. Bunlar hep ülkeye zarar, bize zarar. Kötü örnek oluyorsun evet, abi insanlara. Yani. Aslında idol olmamız gerekirken şu an... Hani nasıl olacak, kim duyacak sesimizi bilmiyorum ama... Birileri duysunlar duysun artık sesimizi, duyun istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün gerçekten de işten yani... Kusmak mı diyelim artık buna, yoksa içimizden gelenleri konuştuk mu diyelim, artık izleyenler buna kendinizce bir isimlendirin diyeyim. Kimseyi kırmak değil amacımız ama biz kırılıyoruz. Biz üreticiler olarak kırılıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi biz vatan millet için bir şeyler yapma taraftarıyız. Ve hiç utanmadan, umudumuzu yitirmeden diyoruz ki bu ülke için dünyanın neresinde olursa olsun üreten, çocuklarımız için, gençliğimiz için, geleceğimiz için üreten herkesten Allah razı olsun.